Herkese merhaba. Bugün 13 Ağustos Cumartesi. Bugün birlikte Ethereum'un teknik görünümü konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalın var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım bitto.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden üye olup güvenildiğini kanıtlamış, orta ve uzun vadede çok iyi yerlere gelme potansiyeli olan projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. Ethereum'un Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen Proof of Stake'e geçişini sağlayacak olan Merge, yani birleşme için hedeflenen tarihler açıklandı. Ethereum'un geliştiricileri resmi tarih olarak 15 ve 16 Eylül'ü işaret etti. Bu haberlerle birlikte Ethereum öncülüğünde mini bir boğa yaşandı diyebiliriz. Biraz daha yakından incelediğimizde burada önceki analizde de bahsettiğimiz şekilde bir yükselen kanal yapısı mevcuttu. Ancak dikkat etmeniz gereken seviyenin şu an sarı ile gösterdiğim 1659 ve 1702 bandı olduğunu konuşmuştuk. Burada da görülebildiği üzere bu band geçtiğimiz fiyat grafiklerinde çok önemli bir dönüş bölgesi olarak düşünülmeliydi. 1659 bölgesine birkaç deneme sonrasında tepki alan paritenin kanalın orta bandına kadar yükselişlerini sürdürdüğü görülüyor. Bu sabah saatlerinde kanalın orta bandını kırmış olsa da 2020 bölgesinden aldığı satışla birlikte şu an biraz daha yaklaştırdığımızda kanalın orta bandının desteğinin kaybedildiği ve altında 4 saatlik bir kapanış geldiği görülmekte. Peki burada pozitiflikte Ethereum grafiği nasıl takip edilmeli? Şu an için tam olarak 1990 bölgesinin desteği kazanılmalı. 1990 bölgesinin üzerinde 4 saatlik kapanışların kısa periyotta gelmesi ve 2045 bölgesine gelecek denemenin izlenmesi gerekli. Bunun olması durumunda 2045 sonrası şu an siyah ile gördüğünüz ve bu kanalın üst tabanlara denk gelen 2265 bölgelerine denemeler gelecektir. 2265 bölgesi uzun vadede hakimiyetini koruyan büyük düşen trendimizin de kırılım bölgesi olduğundan ciddi bir satış alma ihtimali var. Bu noktada dikkatli olmanızda fayda var. Negatiflikte ise şu an 1990 bölgesi altında gelen her 4 saatlik ve günlük kapanışta en yakın destek seviyemiz 1938 seviyesidir. Bu bölgenin de kaybı durumunda 1800 bölgelerine kadar düşüşler mümkündür. 1800 bölgelerinin kırılması ve altında kapanışlar görmemiz 13 Temmuz tarihinden beri hakimiyetini koruyan kanalın desteğinin kaybı anlamına geleceğinden sarı banda kadar düşüşler gerçekleşebilir. Bu durumda 1659 bölgesi konuşulacaktır. Burada Bitcoin hareketlerini ve Ethereum'un destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.